Gökhan Dalgıç Nurcu. Nurculuk.net, Instagram, Skype, YouTube, Twitter, Periscope vesaire kanallardan canlı yayınımız devam ediyor. Bugün bana sıkça sual edilen bir meseleyi mühimme var. Açlık tedavisi ve şifa orucu ile alakalı birkaç yayın yapmıştım. Fakat Risale-i Nur derslerinden ziyade birçok kişi bu mevzu ile alakalı merak ettiklerini sormuş. Yani açlık tedavisi ile alakalı. Ben de size bizzat kitabından okumak istedim. Kim? Evet. Kim? Kitabın yazarı? Evet. Aydın Salih. Evet. Maşallah. Açlık yapıyorsan bazı tecrübelerim vardır bu hususta. Evet. Evet. Ben de üçüncü defa deneyişim bu. Şimdi beşinci günümdeyim. Bak, beşinci gün oldu. Sadece su tükettim. Ve tam 5,5 kilo verdim. Yani 5 gündür sadece su içiyorum. Fakat ben, evet, mesela senin yaptığın gibi değil. Ben hem açlık tedavisi ve fakat hem de şifa orucunu beraber, ikisini birlikte götürüyorum. Tamam. Evet. Maşallah. İşte şimdi ben kitaptan birkaç bölüm okumak istiyorum. Olur mu? Evet. Gökhan Dalgıç, Sait Okur Nurcu. Aynen. Tamam. Ne güzel. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar, geliyor değil mi sesim? Güzel mi ses? Tamam. Şimdi bakın, kitabın ismi, kitabın ismini veriyorum. Evet. Sıkı durun, hazır olun. Gerçek Tıp. Şu an bakıyorum. Kitabın adı Gerçek Tıp. Yaklaşık 2 seneden fazladır benim elimde kitap. İstifade ediyorum elhamdülillah. Ve müellifi, katibi, yazarı, çizeri Aydın Salih. Belki duymuşsunuz. Duydun mu? Tamam. Ne güzel. Mübarek. İşte sana soruyorum. Duydun mu? Ama hızlı yazmanız lazım. Yani beklemek istemiyorum. On parmak yazarsan bana yetişebilirsin. Evet. Şimdi YouTube kanalından özellikle, orada da yayınımız devam ediyor. Oradaki kardeşler çok sormuş. Bu kitaba nasıl ulaşabilirim? Ben yurt dışındayım, bu kitabı satın alamıyorum diye dert yanmış. Ben de onların bu suallerine cevap mahiyetinde şu açlık ile alakalı meseleyi okumak istiyorum. Tabii bana sabır gösterip tahammül edeceksiniz. Bunun şartı bu. Evet. Evet, evet. Periskop'ta da var yayınımız. Sitenin adı nedir? Sitenin adı nurculuk.net. Evet. Nurculuk.net. 3L. Aynen. Şimdi ben bu açlık ile alakalı size yeri okuyayım hemen. YouTube'dan lütfen paylaşın, tamam mı? Allah rızası için yapılan bu yayın, mesela emek harcanılan bu kitap daha çok kişilere, onların iyiliği için, onlara ulaşsın. Tabii kitap arkadaşlar, takribi olarak söylüyorum, 500 sayfa yaklaşık olarak. Lakin açlık terapisi, tedavisi ve şifa orucu ile alakalı çok fazla bir sayfa yok. 1, 2, 3, 4 ve sadece 5 sayfa.
Evet. Twitter'dan ekleyebilirsiniz. Nurcuk.net ya da Sait Okur, Gökhan Dalgıç yazarsan ekleyebilirsin. Hoş geldin. Allah razı olsun. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Bakın, hepinizle Allah rızası için alakadar olmaya çalışıyorum. Ve şu an haleti ruhiye, yani psikolojik durumu, ruhsal vaziyetim çok yorgun. O yüzden marşa fazla basamıyorum. Çünkü açlık insanı madem tedaviye yöneltiyor ve sağlığı netice veriyor, tamam mı? Fakat elbette her hususta olduğu gibi bunun da bir bedeli var. Maddi noktada olmasa da manevi bir bedelden söz ediyorum. Açlık yani. O çileyi çekeceksin. Tamam mı? Evet, hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi 154. sayfayı kitabı olanlar bilir. Ben size biraz okuyayım. Bakın, Aydin Salih diyor ki: sağlık, ahlak, akıl, din ve ilmi anlayışın tüketilen besine bağlı olduğu çok eskiden beri bilinmektedir. Risale-i Nur okunurken uyuyanları biliyorum, tanıyorum da inşallah bu sefer aynı şekil olmaz. Verimli topraklarda yaşayanlarda genellikle kabalık, zihinsel ve fikri zayıflık, davranışlarda aşırılık görülür. Çünkü çok besin tüketenlerin vücudunda atıklar birikir. Biriktikçe çürümeye başlar. Kanı kirletir. Dolayısıyla cilt rengi bozulur, aşırı kilo almakla beden çirkinleşir. Zihin körelir, fikirler sığlaşır, idraksizlik ve gafillik galip gelir. Peki açlık? Şimdi bakın, çok güzel ifadeler bunlar. Tam vaktinde, tam zamanında okuyorum. Açlık yapıyor haldeyken okuyorum. Size de tavsiye ederim. Açlık bedeni ve yüzü güzelleştirir. Çorak topraklarda yaşayanların bedenleri hafif, yüzleri güzeldir. Tenleri saf ve temiz, ahlakları güzel, davranışları ölçülü, anlayışları mükemmel, düşünceleri derindir. Açık zihinleri ilim ve hakikati çabuk kavrar. Yani bir takipçime verdiğim cevapta da belirttiğim gibi, açlık feraseti ve basireti ne yapar? Açar, genişletir, inbisat ve inkişaf ettirir. Ben bizzat bunu kendi alemimde tecrübe ettim. Kur'an ve Risaleleri okurken hem tok halde hem aç halde. Aç halde elbette daha fazla istifade ettiğimi söyleyebilirim. Allahu Teala ilk orucu Adem Aleyhisselam'a, sonra diğer peygamberlere ve ümmetlerine emretmiştir. Musa Aleyhisselam ve İlyas Aleyhisselam 40 gün, tamam, Risale'de bu açlık ile ilgili bahis var. Orayı daha önce canlı yayında okumuştum. İsa Aleyhisselam 60 gün hiçbir şey yemeden oruç tutardı. Abdülkadir Geylani Hazretleri 40 günde bir iftar ederdi. Bunlar efsane değil, kitaplarda anlatılan gerçeklerdir. Evet, hoş geldiniz değerli kardeşlerimiz. Tamam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, Gerçek Tıp adlı kitaptan okuyorum. Var mı elinde bu kitap, mevcut mu? Davut Aleyhisselam ömür boyu bir gün yer, bir gün oruç tutardı. Oruçların en ağırı olan ve Savm-ı Davud denilen bu oruç, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam en sevdiği oruçtur. Günde 250
500 gramdan fazla yemek birikinti oluşturur. Sürekli sindirimi denetlemek, metabolik atıkları uzaklaştırmak, atılamayanları depolamak ve görevli organları yönlendirmek, bağışıklık sistemini çok meşgul ettiği için hastalıklara karşı direnç gösteremez. Oruç tutarken, yani bedene dışarıdan herhangi bir besin gelmediğinde, bağışıklık sistemi sindirimle uğraşmaktan kurtulur, bütün gücünü vücudu temizlemeye yöneltir. Karaciğer ve bağırsaklardan dışkı ile, burası çok önemli, dikkatle dinleyin. Evet, aferin. Akciğerlerden öksürük ve nefesle, tamam, beyinden hapşırmak, gözyaşı, kulak akıntısı ve geniz akıntısı ile, böbreklerden idrar ile, kandan ter ile metabolik atıkları atmaya başlar. Ne güzel değil mi? Evet, kitabın adı Soranlar Oluyor, Gerçek Tıp. Katibi, yazarı, çizeri, müellifi, eserin sahibi Aydın Salih. Bu ağır işin gerçekleşmesi sırasında çok enerji harcanır. Bu enerjinin temini için önce glikojen ve yağ depoları kullanılır. Onun için açlığın ilk 3-4 gününde her gün 1-1,5 kilogram verilir. İşte ben şu an 5 günde 5 kilodan fazlasını verdim. Yani kitabı teyit ve tasdik ederim. Amenna ve saddakna. Tamam. Tabii ilk günler böyle. Benim kilo problemim yok. Ben Allah rızası için bu tedaviye başladım. Fakat kilo vermek maksadıyla bu tedaviyi yapanlar, eğer kiloları çok çok aşırı yüksek fazla ise ilk günlerde daha fazla kilo verebilir. Anlaşıldı mı? Senin kilon kaç? 90-100 arası. Öyle mi? O zaman sen daha fazla kilo verebilirsin ilk günler. Tabii daha sonra kilogramdan düşüyor, grama iniyor. Daha sonraları işte günde 500 gram, 21 gün sonra 150 grama kadar düşüyor. Evet. Çünkü Aydın Salih ne diyor? Kilo senin hatandır. Allah seni mükemmel yaratmıştır ve hasta olmuş ve hastalık kapmış isen bu kişinin kendisinin ayıbı ve suçudur. Tamam mı ortak? Allah razı olsun. Öyle mi? Tamam. Şimdi Zeynep Hanım beni sohbete ediyor. Sualleri belki kaçırıyor olabilirim. WhatsApp'tan da yazarsanız memnun olurum. Evet, yayın nerede? Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da, Periscope'da. Bir yardımcım olmadı. Şu nurculuğa cesaret edip benimle bu hakikatleri ortaklaşa olarak ilan edecek kişi aradım, bulamadım. O yüzden yalnızım. Evet. Evet, hoş geldin. Sefalar getirdin. Öyle mi? Ben mesela şimdi kitap okuyorum gerçi. Okumam isteyenler var. Suallerine cevap arayanlar var. Hangisini yapsam uygun olur? Transit okuyup geçelim mi? Öyle mi? İyi bak. İyi bak. Tamam. Anne. Peki. Mübarek, hangi birisine bakayım? Şimdi bakın. Söyle. Oldu oldu, tamam. Şimdi kitabı kapatıp o zaman seninle mi konuşayım? Yayını sonlandırayım. Sana özel ilgi, alaka mı göstermemi istiyorsun? Peki, derse devam ederim. Bu da bir ders ya neticede. Öyle mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar, mesele şu. Mevzu şu. Ne dedik? Aydın Salih dedik.
Sizin cüzdanınıza göz diken, cukkanıza bakan doktorlar, işte profesörler, ondan sonra öyle diyelim artık, öyle telaffuz etmek hoşuma geliyor. Ve bu operatörler hep sizin cukkanıza göz dikmişler. Size nasıl bu zehir zakkum olan ilaçları satarım, sizin iyileşip tedavi şifa bulmanız umurlarında değil. Bunlara bir baş kaldırıdır. Benim anladığım Aydin Salih'in kitabı olan bu eserde çıkardığım mana bu. Çünkü açlık terapisi bölümüyle size verdiği tavsiyeler ücretsiz. Açlığın ne ücreti olabilir ki? Değil mi? Para harcamıyorsun, yani aç kalıyoruz. Sadece su içiyoruz. Ve açlıktan ölmek yoktur. Bunu Said Nursi de söylüyor. Ki Aydin Salih'in kitabındaki ifadelerin birçok noktada ben Said Nursi'nin eserleri olan risalelerle örtüştüğüne, bağdaştığına şahit oldum. Ve bunu birçok canlı yayın kanalında söyledim. Mesela açlıktan ölmek yoktur. Bediüzzaman bunu ilmi olarak Lemalar Risalesi'nde izah ve ifade ediyor. Evet, evet. Tamam, Risale'yi de okuruz. Şimdi bugün talep bu kitaptan geldi. Bu kitabı açtım. Zaten kanalımızda, canlı yayınlarda ağırlık risalelerdir. Evet. Evet, aramıza sen de hoş geldin. Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar, yorgunum, kusura bakmayın. Şu an 5. günümdeyim. Evet, şu an. Evet, canlı yayındayım, evet. Evet, sorabilirsin. Sor. Sor sorunu bakalım. Ne dedik? Onun için açlığın ilk 3-4 gününde her gün 1-1,5 kilogram verilir. Aydin Salih öyle söylüyor. 3-4 gün sonra 3-4 gün sonra temizlenen kan, hatta ben söylüyordum bu sizin paranızda göz diken, bu aç gözlü kapitalist robotlara karşı onlara muhalefet ederek diyordum ki yahu sizin gidip ilaç aldığınız insanlar doktor da bu Aydin Salih doktor değil mi ya? Bu da doktor. Yani sizde olunca doktor oluyor da bizde olunca niye olmasın? Ama işlerine geliyor. Hani tesettürlü ya. Ve kapitalizme hakikaten büyük bir darbedir yani bu. Bu kitap. Onlardan alınan tavsiyeler, ilaçlar kesinlikle Aydin Salih tarafından kabul edilmiyor. İyileşmiyorsun ki sen. Başın ağrıyor değil mi? Alıyorsun aspirini, narkozu, tedavi etmiyor ki. Peki ne yapıyor? Uyuşturuyor, 2 dakika sonra tekrar başlıyor. Hatta bakın hemen kitabın ilk sayfasından size bu meseleyle alakalı bir yer okumak istiyorum. Bakın Aydin Salih diyor ki, modern tıbbı çok eleştiriyor. Diyor ki, modern tıbbın geldiği bu nokta, hemen balıklama da aldım, ortadan aldım. Modern tıbbın geldiği bu nokta şaşırtıcı değildir. Çünkü hastalıklara yaklaşımı, evet, kökten yanlıştır. Bak şimdi iyi dinle. Tamam işte iyi dinle, evet. Modern tıp yüksek ateşte ateş düşürücü, bak. Yüksek tansiyonda tansiyon düşürücü, enfeksiyonda antibiyotik, hormon dengesizliğinde hormon takviyesi önerir. Bak ahmaklara bak ya. Yani evet, hastalığı değil, tamam, semptomları, daha doğrusu bağışıklık sisteminin bu süreçteki dengelemek çabasını ortadan kaldırmaya çalışır. Şimdi bu tedavi mi? Değil. Bu tedavi değil, Aydın Salih de söylüyor. Bağışıklık sistemine karşı yürütülen kesintisiz, şiddetli bir savaştır.
Arkadaşlar kitabın ismi, maşallah ya, kitabı merak eden arkadaşlar var. Kitabın ismi Gerçek Tıp. Evet. Mesela ne diyor bak. Gerçek tıp. Gerçek tıp. Yani Said Nursi diyor ya, her şey zıttıyla bilinir. Demek ki gerçek tıp varsa sahte tıp da var mı? Var. Öyle ya, gece varsa gündüz var. Doğru varsa yanlış var. Gerçek tıp varsa sahte tıp da var. İşte bakın, piyasada hep sizin paranızı almak, çalmak isteyen insanlarla dolu. Yani senin şifa bulup iyileşmen onların umurlarında değil. Onlar elindeki malzemeyi satmak üzere robotlaşmış insanlardır. Yani pazarlamacı taktiği. Yani senin ihtiyacın buna var mı yok mu önemli değil. Sana satmak istiyor. İster kullan ister kullanma. Gerçek tıp, hastalıkların gerçek sebeplerini, hastalıklara karşı çaresiz olmadığımızı, ilahi kanunları çiğneyerek şifaya ulaşılamayacağını ve yitirdiğimiz şifanın izini tekrar sürebileceğimizi anlatırken sade ve hikmet dolu bir gerçeğe işaret ediyor. Tüm sağlık meselelerinin gerçek bir tıp yaklaşımı ile ele alındığı bu çalışma ile az yiyerek ve doğru beslenerek sağlığınızı koruyabilir, önerilen yöntemlerle hastalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Bakın, bir hadis meali paylaşmış Aydin Salih. Allah şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Onu bilen bildi, bilmeyen de, siz söyleyin, bilmedi. Evet. Tabii, güzel hakikatler. Dersler harika. Mesela bakın, açlık ile alakalı şu ifadeler de çok güzel. Diyor ki, bakın, açlıkta niyet çok önemlidir. Açlığa niyet edildiğinde bağışıklık sistemi, her organ ve her bir hücre kendisini bu niyete göre programlar. Yani karar vereceksin. Kesin kez diyeceksin ki, ben açlığı sabır edip yerine getireceğim. Tamamlamak istiyorum diye kanaat getireceksin. Açlığın her günü için belli miktarda fazlalığı atmayı ve harcamayı planlar. Beyin ve vücut. Evet. Vücudun programını bozmamak için niyeti bozmamak gerekir. Açlıktan korkmak için sebep yoktur. Açlıktan zarar gelmez. Çünkü Allahu Teala'yı zikreden hücreye kabirde kurt böcek dokunamadığı gibi, açlık da zikreden hücrelere dokunmaz. Açlıkta beden de aç kalmaz. Çünkü her bir hücrede her zaman 40 günlük zahire rızık vardır. İşte burası Lemanar'da geçen ifade. Yağ suretinde Cenab-ı Hak insan aç kaldığı zaman oraya o gıdayı depolamış. Çünkü hani imtihan dünyasındayız ya, tamam aç da kalabilirsin ama ne olacak? İşte o zaman o depolanan rızık senin imdadına Allah'ın izniyle yetişecek. Her gün ekmek bulamayan insanlar var ya. Öyle değil mi? İşte o rızık sana Allah'ın izniyle yardım edecek. Tabii Üstadım Bediüzzaman Said Nursi 2-40 gün olarak ifade ediyor. Yani insan sadece su içerek Allah'ın izniyle 2-40, yani 80 gün aç kalabilir. Yoksa diyor, bu süreçten evvel
ölenler açlıktan değil, hastalıktan ölmüşlerdir. Çünkü sünnet-i seniyenin bir şiarını, bir şartını ve bir adetini terk etmişlerdir. O yüzden. Sen mükellef olduğun diyelim, hadi 15 olarak ifade ediyor Üstad Hazretleri. 15 yaşından ta 40 yaşına kadar her gün 5 öğün, 10 öğün ye. Haram, helal demeden Allah muhafaza mideye indir. Tamam. 40 yaşında ağır bir hastalık geçir. Sonra de ki ben açlık yapıp şifa bulmak istiyorum. Ama sen vücuda alıştırmadın ki. Bak sen uyanıklık da değil bu. Çakallık yapıyoruz. Tabii tabii. Var öyleler. Var mı mübarek? Evet. Evet, eyvallah. Olmaz mı? Halbuki İslam'ın emri nedir? Bir insan mükellefiyet sahibi olduğu zaman direkt sünnete tabi olmalı. Çekirdekten yetişmeli. Sen sünnete tabi ol, bak hasta oluyor musun? 80 gün aç bile kalırsın. Ama alışmışsın vücudunu beslemeye, doyurmaya, şişirmeye. İki gün aç kalamıyor adam. O mi değil, sen iki gün değil, bir gün bile aç bırakamazsın. Varil gibi olmuşsun baksana, öyle değil mi? O yüzden ifadeleri enine boyuna tartıp doğru anlamak lazım. Çekirdekten yetişeceksin. Evet, açlıkta beden de aç kalmaz. Çünkü her bir hücrede her zaman 40 günlük zahire rızık vardır. Bununla birlikte vücut yıllarca toplanan birikinti ve değişen hücreleri gıdaya dönüştürerek kullanabilir. Bunu idrak edebilenin açlığı rahat geçer. Şurası çok önemli. Sağlık için 10 günden fazla açlığa gerek yoktur. Peki açlık yapamayanlar ne yapacak? Açlık yapamayanlar açlık gününün arkadaşlar 2 katı kadar günü diye hesaplıyoruz. Meyve veya sebze suyu içecekler. Mesela 3 günlük açlık yerine Zeynep Hanım lütfen beni engelle, beni sabote et. Niye ağlıyorsun? Tamam, hemen kitabıma sarıl, kitabı elimden çek. Dersim yarım kalsın. Öyle mi? Evet arkadaşlar, yani bu kitabı oku oku 1-2 saatte bitmez. Ben Derya'dan bir katre misal okumak istedim. Sadece açlığın mahiyetini, işte gelen suallere cevap mahiyetinde paylaşmak istedim. Ama yine yayınlarımız devam ediyor. Bizi takip edin. Tamam, evet. Evet, evet. Canlı yayın YouTube'dan. Doğrudur. Peki. O zaman kapatıyorum şimdi. Tamam. Allah razı olsun. Evet. İyi iyi maşallah. Evet arkadaşlar, var mı başka bir sıkıntınız, derdiniz? Hemen okuyalım. Çünkü okursak öğreniriz. İlim farzdır değil mi? Kur'an ilmi, iman ilmi. Dünyayı ve ahireti imare ve idare edebilecek ilim farzdır. Dünya içinde ilim öğreneceksin ki ayakta kalıp ibadet ve hizmet edeceksin. Ahiret içinde ilim öğreneceksin. Tabi amel etmek şartı ve kaydı ile kendini o hesap günü ahiretteki azap ve cezadan kurtaracaksın Allah'ın izniyle. Denge. İyi bakalım. Mesela üstadın bir sözü var. İlimleri şahı ve padişahı
iman ilmidir diye. Biz de o yüzden ilmi öğrendiğimiz vakit hemen nereye koşmamız gerek? Amele. Üç husus var bakın. Amelden sonra ihlas. Yani ilim, amel, ihlas. İlim, irade, kudret vasıfları gibi birbirinden ayrı düşünemezsin. İlim, irade ve kudret bu üç vasıftan birisini aradan çıkar, çek at. O eşya, o tabiattaki o mevcut vücut bulmaz. Olmaz yani. Yani yaratılmış ve yapılmış olamaz. Eksik kalır. Tamam. Yani kudreti. Peki arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hadi. Evet, tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Selamun aleyküm.